Seri katille geçirilen 18 saat. Şuna bakalım ya, FBI ajanı bile yakalayamadı. Bunu izliyorum. Bu çok. Suçlular çoğu zaman nefret, öfke, kıskançlık, açgözlülük duyguları İyi mi veya bu? psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle suç... İyi, güzel, tamam. Kahvenizi, çayınızı alın abicim. Hadi izleyelim. işlerler. Böyle bir duygusal durumda suçu işlemiş olduğu, suçta gözden kaçırmış olduğu küçük hatalar yapabilir. Ve dedektifler ise bu hatayı kanıt olarak bulurlar. Konusunu işleyeceğimiz bu hikaye alışılmadık bir katil hakkında. Bu kişi gezegendeki en zeki insanların %2'sine dahildir. İyi seyirler dilerim. Gezegendeki en zeki adamın yüzde iki, kişinin yüzde ikisi. Bakalım ne kadar doğru. Alturas, Florida'da bulunan sakin bir tarım kasabasıdır. Sakin ve sessiz bir yaşam isteyen insanlar genellikle bu şehre taşınır. Bu şehrin evleri birbirinden o kadar uzak ki bazılarının komşusu bile yok. Bir dakika abi. Evet. Aslında ben şey yapacağım ya. Buna tıkladım da. Bunu buradan açacağım. Bu Penguins. Bunu şuradan açacağım. Google Chrome'dan açacağım. Çünkü orada ben giriş yapmışım. Ha, şurayı açayım. Adamın. Buradan mıydı? İyi seyirler dilerim. Şuraya bir şey de yazayım. Mükemmel. Abone de olalım buna. Şöyle. Ah. Yorum ne yazalım buraya? Alturas, Florida'da bulunan sakin bir tarım kasabasıdır. Sakin ve sessiz bir yaşam isteyen insanlar genellikle bu şehre taşınır. Bu şehrin evleri birbirinden o kadar uzak ki bazılarının komşusu bile yok. Kar ailesi Alturas bölgesinde bulunan evlerden birinde yaşıyordu. Peggy ve Pye Carr çifti sadece 6 ay önce evlenmişlerdi. Karısı Peggy'nin önceki evliliğinden Dwayne, Elliot ve Sissy adında 3 çocuğu vardı. Ha, yaşlılar biraz. Kocası Payne ise eski karısından oğlu Travis, kızı Tammy adında iki çocuğu vardı. 7 kişilik bu aile hayatlarında yeni bir mutlu döneme başlamış gibi görünüyordu. Ancak bu pek de uzun sürmeyecekti. Ekim 1988 yılında Payne'in karısı Peggy işteydi. Kızı Sissy ile birlikte bir restoranda garsonluk yapıyorlardı. O gün Peggy aniden çok şiddetli bir göğüs ağrısı hissetti. Kızına daha önce hiç böyle bir acı hissetmediğini söyledi. Ve o sırada Peggy kalp krizi geçirmek üzere olduğunu düşündü. Kötü sağlık nedeniyle patronundan işten erken ayrılmasını istedi. Kızı Sissy ise annesinin eve gitmesine yardım etti. Evet, kalp krizi geçiriyorsan eve gitmek en mantıklısı. Eve ulaşan Peggy artık bu acıya dayanamıyordu. Tüm vücudunun yandığını hissettiğini, kolları ve bacaklarının sanki binlerce iğneyle delinmiş gibi uyuştuğunu söyledi. Peggy'nin kocası Paykar ise karısının hastalandığı gün ava çıkmıştı ve gece geç saatlerde eve geldi. Pay, karısını sabaha kadar dayanması için ikna etmeye çalıştı. Ama karısı onu hastaneye götürmesi için kocasına yalvardı. Bu isteğin üzerine kocası Pay, Peggy'yi hastaneye götürdü. Çok şükür, ben şey sandım vallahi, şey diyecekti. Bu isteğin üzerine kocası yine ava gitmeye karar verdi falan diyecektim ya. Oha, iyi ki hastaneye götürüyor. Doktorlar hızlıca Peggy'yi muayene etti ve ona birkaç saat test yaptılar. Elde edilen tüm test sonuçları normaldi. Doktorlar kadına ne olduğunu anlayamamıştı. Peggy'yi kontrol eden doktor daha önce hiç Zehirlemişlerdir. böyle bir şey görmemişti. Doktor, Peggy'nin hastalığının psikolojik nedenler yüzünden meydana geldiğini, yorgunluk ve stresten vücudun fiziksel olarak zarar görmeye başladığını öne sürdü. Hastaya nasıl davranacağını bilemeyen doktor onu gözetim altında hastanede bıraktı. İlaçsız ve tedavisiz geçen... Arkadaşlar bu arada 200 bine yaklaşa şey 200 bin yapalım Twitch'i. Hadi gayret. 199.641. 200 bine düze şey neydi düze
Düz hesap yapalım. Yani 3 günün ardından Peggy bir şekilde iyileşti ve doktorlar onu eve gönderdi. Aslında öyle takipçi sayısını hiçbir yuvarlayalım. Takipçi sayısının aslında gerçekten önemi yok. Psikolojik bir şey. Yani 200 bin olsa sanki daha mı fazla izlenecek ya? Böyle hiç... Ben bunu öğrendim Twitch'te. Takipçi sayısıyla izleme oranı tamamıyla orantısız yani. Bayan Carr hastalığının stresten kaynaklandığına kendisi de inanmaya başladı. Ancak evde birkaç gün geçirdikten sonra Peggy kendini eskisinden daha kötü hissetti. Ve bu sefer sadece abi. Kendisi değil, oğlu Dwayne ve Pay'ın oğlu Travis de hastalandı. 1 Kasım tarihinde acil servis doktorları 3 aile üyesini de hastaneye götürdü. Oha. Dwayne ve Travis başlangıçta bacaklarında hafif bir karıncalanma hissettiler. Ancak her geçen dakika bu karıncalanma hissi güçlendi. Abi. Antifriz falan mı koyuyor bunların birisinin yemeklerine ya? Ve vücutları acıyla yanmaya başladı. Anne Peggy o kadar acı çekiyordu ki çığlık atmak istiyordu. Fakat kendisini bir şekilde de olsa sakinleştirmeye çalışıyordu. Kendisi sanki uyuşmuş gibi normal bir şekilde konuşamıyordu. Günün ilerleyen saatlerinde anne Peggy konuşma yeteneğini tamamen kaybetti. Peggy'nin kız kardeşi olan Shirley ile sadece işaret dilini kullanarak iletişim kurabiliyordu. İki kardeş Peggy ve Shirley ebeveynleri sağır olduğu için bu dili çocukluktan beri biliyorlardı. Doktor Carr ailesinin 3... Ebeveyn ne demek abi? Ebeveyn. Bunu geçen şeyde de göstermişti. Ebeveyn. Parnet. Anne baba ha tamam. Teşekkürler sağ ol. Sağ ol. 3 üyesinden de sağ bir ol, takım bravo. Testler aldı. Sağ ol. Çıkan testlerin sonuçları tekrardan normal çıkınca doktorlar ne olup ne bittiği hakkında hiçbir şey anlayamadı. Hastaların muayenesine enfeksiyon uzmanı Dr. Hosler katıldı. Peggy'nin yastığındaki dökülen saçları fark etti. Ve Dr. Oha, Hosler kadının saç saçları da dökülüyor dökülmesinin lan. zehirlenmeye bağlı olabileceğini öne sürdü. Enfeksiyon uzmanı Dr. Hosler, talyum adında olan zehirli bir maddenin bu semptomları neden olabilecek tek zehir olduğunu söyledi. Anne Peggy'nin ne kadar talyum maddesine maruz kaldığını anlamak için kan testini yaptıktan sonra doktor şaşırdı. Peggy'nin kanındaki talyum içeriği normalden 20 bin kat daha fazlaydı. Ya var ya böyle bir şerefsizlik de yok ha. Öldürüyorsun yani insanı. Artık ben bu videoyu izlemedim şimdi göreceğiz. Bir de böyle işkence çekerek böyle yavaş yavaş öldürme var ya böyle oluyor buna. Talyum daha önce fare zehirlerinde ve böcek zehirlerinde kullanılmış olan oldukça zehirli bir metaldi. 1970'ten sonra tehlikeli etkileri nedeniyle talyumun kullanımı yasaklanmıştı. Talyumun oluşturduğu zehirlenme etkisi sinir hücrelerinin yavaş ölümüne, felce ve hatta ölüme sebep olur. Ayrıca bu kimyasal vücuda oldukça yavaş etki eder. Bir kişi talyum zehirlenmesinin semptomlarını ancak birkaç gün sonra hissedebilir. Bu nedenle vücudun aynen zehirlenmesinin bu. Aynen. Tam olarak ne zaman meydana geldiğini belirlemek ise çok zordur. Üçüncü özelliği ise talyum zehirlenmesini tedavi edebilecek hiçbir ilaç yoktur. Sadece insan vücudu bağışıklık sistemi yardımıyla zehri ortadan kaldırıp vücudu arındırabilir. Fakat bu süreç oldukça yavaş ve nadir gerçekleşir. Travis ve Dwayne İşte bu. Daha şanslıydılar. Çünkü annelerine nazaran daha az miktarda zehir almışlardı. Korkunç ağrılar yaşayan gençler birkaç gün sonra iyileşerek hastaneden taburcu edildi. Peggy'nin durumu ise çok daha kötüydü. Saçlarını tamamen kaybetti. Konuşamaz hale geldi, gözlerini açamıyordu. Ve hareket kabiliyetini de kaybetmişti. Yaklaşık birkaç hafta içinde ise Peggy komaya girdi. Doktorlar vücudunun hayati fonksiyonlarını dışarıdan müdahale yardımıyla sürdürmek dışında ona yardım etmek için hiçbir şey yapamadılar. Carr ailesi Peggy'nin iyileşeceğine inanıyordu. Ama bu olmadı. Yaklaşık 4 ay sonra doktorlar Carr ailesine Peggy'nin iyileşme şansının olmadığını söyledi. Doktorlar kocası Pay'ın rızasıyla Peggy'nin yaşam destek cihazını kapattı. Oha. 3 Mart 1989 yılında Peggy 41 yaşında hayatını zehirlenme yüzünden kaybetti. Introducing Remarkable 2, the paper tablet. Haberler. A revolutionary new way to... Doktorlar hastaların talyum zehirlenmesini öğrenir öğrenmez bu bilgiyi hemen polislere iletti. Soruşturma açılması üzerine polis memurları zehrin Peggy'nin vücuduna yemek yoluyla girdiğini öne sürdü. Üstelik Peggy'nin ölümü muhtemel bir suç olarak görülüyordu. Yaşanan bu tür cinayetler genellikle FBI'ın sorumluluğundadır. Bu nedenle ilk günlerden itibaren polis ve FBI birlikte çalıştı.
Bu davayla ilgili soruşturma dedektif Ernie Missy tarafından yönetildi. Gıda zehirlenmesinin bu şehirde, hatta belki de eyalette yaygınlaşmasından korkuyordu. Her şeyden önce dedektif Ernie tüm Alturas şehrindeki arıtma sularını test etme görevini uzmanlara verdi. Yapılan testlerde şehir suyunda zehir olmadığı ortaya çıktı. Polis memurları... Ya abi şimdi adamda da olsa tamam diyeceğim. Yani adamda da olsa, bütün ailede olsa tamam diyeceğim. Hadi suya bakın diyeceğim. Ya da hem adamda olur, komşuda olur, tamam derim. Adamda bir bok yok. Evde kadında çocukta var. Belki onun biraz daha dardan başlamak daha mantıklı olabilir. Tüm Carr ailesinin evini inceledi ve analiz için evlerden laboratuvara yaklaşık 400 farklı eşya aldı. Uzmanlar tüm yiyecekleri evlerinden aldı ve çöpe dahi... Bir dakika, adamın çocuklarında da mı yok? Kadının çocuklarında ve kadında var ama adamın çocuklarında ve kendisinde yok. Vay be. Tesadüfe bak, çok güzel. Dahi atılan çöpleri topladı. İki haftadan Maniak. Uzun süren araştırmaların ardından uzmanlar talyum içeren bir ürün buldu. Zehir açılmamış 3 Coca-Cola şişesinin içinde bulundu. Bu şişelerin her birinin içinde öldürücü dozda talyum vardı. Oha. Polis memurları çok endişeliydi. Çünkü katil Coca-Cola şirketi için çalışan psikolojik sorunları olan bir kişi olabilirdi. Polis hiç kaybetmeden en yakın Coca-Cola fabrikasının müdürüyle temasa geçti. Uzmanlar üretim tesisinde geniş bir inceleme yaptı ve bunun sonucunda Coca-Cola ürünlerinin zehirsiz olduğu ortaya çıktı. Üstelik son haftalarda şehirde tek bir zehirlenme vakasına dahi rastlanmamıştı. Soruşturmanın o anından itibaren polis memurları zehirlenmenin yalnızca Carr ailesi üyelerine yönelik olduğunu anladı. Dedektif Ernie akıllı bir katille uğraştıklarını, çünkü talyum gibi bir zehri bulmanın kolay olmadığını kaydetti. Katilin yasaklı kimyasallara erişimi vardı ve bunları nasıl kullanacağını biliyordu. Üstelik suçlu, şişeler açık görünmesin diye zehri içeceklerin içine bir şekilde koymayı başarmıştı. Şüphelileri aramaya başlayan dedektif her şeyden önce Peggy'nin kocasını kontrol etmeye karar verdi. Carr ailesinin çok çocukları şükür. Ve arkadaşlarıyla görüştükten sonra dedektif, Pai ve Peggy'nin son zamanlarda oldukça soğuk bir ilişkisi olduğunu öğrendi. 6 aylık aile hayatından sonra Pai işine geç kalmaya... Ya 3 tane videoyu süste izliyoruz. Üçünde de kocası kadını öldürüyor. Var mı bir tane video kadın kocayı öldürsün bu defa ya? Ya da değişik bir şey olsun. ...başlamıştı. İlk bakışta Peggy buna önem vermemişti. Ancak kocası Pai sürekli eve geç gelmeye başladığında karısı Peggy onu kontrol etmeye karar verdi. Peggy ölümünden 2 ay önce akşam saatlerinde kocasının çalıştığı yere geldi. Kocasının çalıştığı ofis binasının yanındaki otoparkta sadece 2 araba olduğunu gördü. Bir araba... Bu nasıl bir istek ya? Abicim izlediğimiz olaylar zaten cinayet olayı. Bu nasıl bir istek? Cinayet olayı izliyoruz. Biraz daha değişik cinayet olayını izleyelim diyorum. Bu nasıl bir istek? Allah'ım ya. Ulan o kadar da hassas olmayın arkadaşlar. Biraz şey olun, biraz böyle olun ya. Ne? Çok şeysiniz aslında, böyle dokunduğum zaman hemen ağlıyorsunuz. Bırakın. Kocası Pai'ye aitti ve ikinci araba ise Pai'nin eski karısına aitti. Bu görüntüyle karşı karşıya kalan Peggy çok kızgındı. Aynı akşam o ve çocukları bir otele yerleştiler ve kocasına bir mektup bıraktılar. O mektuptan bir alıntı. Sevgili Pai, sana bizi düşünmen için biraz zaman vermek istiyorum. Ben böyle yaşayamam. Sensiz bir hayat düşünemiyorum. Ayrıca istemediğini bile bile seninle yaşamaya hazır değilim. Seni bütün kalbimle seviyorum. Peggy. Ooo, kadın boşanma şeyi. Bu mektuptan bir hafta sonra Carr çifti uzlaştı. Peggy ve çocukları eve geri döndüler. Carr ailesinin uzlaşmasına rağmen dedektif kocası Pai'nin davranışından endişe duydu. Peggy'nin zehirlenmesinin ilk gününde kocasının onu hemen hastaneye götürmek istememesi şüpheliydi. Pai savunmasında o akşam eve geç geldiğini, avdan sonra yorgun olduğunu ve bu nedenle hemen hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Dedektif Ernie, Pai ve diğer çocukların vücutlarında zehir olup olmadığını test etmelerini istedi. Test sonuçları, Carr ailesinin tüm üyelerinin baba Pai dahil olmak üzere vücutlarında talyum olduğunu gösterdi. Çıkan analiz sonuçlarında dozun az miktarda olmasından dolayı diğer aile üyeleri zehirlenme etkisini Peggy kadar hissetmemişlerdi. Polis memurları cinayet şüphesini ortadan kaldırmak için Pai'nin kolayı kendisinin içtiğini ve çocuklarına az miktarda olsa kola verdiğini öne sürdü.
Dedektif Ernie Missy, Pay'ın kendi karısını öldürmek istese kendi hayatını ve çocuklarının hayatını riske atmayacağına inanıyordu. Sizce kim yaptı arkadaşlar? Spoiler ver, izleyenler söylemesin. Sizce kim yaptı? Kocası yaptı mı sizce? Kocası diyorsunuz. Ben yaptım abi. Hayır. Kocası mı? Değil mi? Ya ciddi olun ya lütfen. Oo, birçok kişi hayır diyor. Tamam bakalım. Dedektif Carr ailesinin tüm üyelerini sorguladıktan sonra aile üyelerinin hiçbirinin Coca-Cola'nın nereden geldiğini ve satın alındığını bilmediğini öğrendi. Öğrenilen bir diğer detay ise aile hiçbir zaman Coca-Cola markası almıyordu. Genellikle aile alışveriş yaptığı sırada Pepsi firmasını tercih ediyordu. Bu bilgilerden sonra durum daha da şüpheli bir hal almaya başlamıştı. Dedektif ayrıntılı analiz için Carr ailesinin evinde bulunan Coca-Cola şişelerinin analiz için uzmanlara gönderdi. Uzmanlar Coca-Cola şişe kapaklarını mikroskop altında inceledi ve bu kapakların iç kısmında mikro çizikler buldu. Bu bilgi, suçlunun şişelerin kapaklarını açmak ve kapatmak için özel bir teknik kullandığını açıkça ortaya koymuştu. Böyle bir çalışmanın elle yapılamayacağını iddia ettiler. Suçlu, muhtemelen Carr ailesinin evine hiçbir engel olmadan, kapı veya pencereyi kırmadan girme fırsatı bulmuştu. Dedektifler, Pay Carr ile daha yakın konuştuktan sonra tüm ailelerinin evden çıkarken genellikle kapıyı bir anahtarla kapatmadığını öğrendi. Bunun sebebi ise şehrin küçük ve herkesin birbirini tanıyor olmasıydı. Dedektif Ernie ise ayrıca kocası Pay'dan yaz aylarında zehirlenmeden 2 ay önce Carr ailesinin posta kutularında bir tehdit mektubu aldığını öğrendi. Mektup ise şöyleydi. Siz ve sözde ailenizin Florida'dan ayrılmak için 2 haftanız var. Aksi takdirde ölürsünüz. Şaka yapmıyorum. Rağmen Carr ailesi üyelerinden hiçbiri bu tehdit mektubunu ciddiye almadı. Dedektif şehirde Carr ailesini tanıyan tüm sakinleri sorgulamaya başladı. Görüşülen kişilerin hiçbiri dedektifte şüphe uyandırmadı. Carr ailesi diğer evlerden uzakta yaşıyordu ve tek komşuları olan George ve Diana Trapple çifti yakın oldukları tek komşularıydı. George Trapple ile iletişim sırasında dedektif bu komşunun özellikle Carr ailesini sevmediğini fark etti. Ooo evet. Komşu. Olay biraz değişmeye başladı. Dedektif George'a neden birilerinin Carr ailesini zehirlemek istediğini sorduğunda belki biri taşınmalarını istedi diye yanıtladı. Bir dakika, belki birileri taşınmalarını istedi. O mektup biliniyor muydu herkese? Bu sözler tehdit mektubundaki kelimelere çok benziyordu ve çok şüpheli görünüyordu. Bu ne biçim bir adam lan? Dedektif Ernie Mills'i George Trapple'ın biyografisini incelemeye başladı ve bu şüpheli komşu hakkında inanılmaz bilgiler öğrendi. Bay Trapple, psikolojik eğitimine rağmen bir bilgisayar programcısı ve kimyagerdi. IQ'su 150'nin üzerinde olan çok zeki bir insandı. George, Mensa örgütünün bir üyesiydi. Mensa, dünyadaki en zeki insanların sadece %2'sinin oluşturduğu bir organizasyondur. Dünyanın her yerinde bu örgütün... Evet, görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dünyanın en zeki... %2 kısmında olan arkadaşları görebiliyorsunuz hep beraber. Ve aralarında hiçbir tanesi diyet yapmıyor. Üyeleri uluslararası veya yerel entelektüel etkinlikler düzenler. Türkiye yok. Bu etkinliklerin birinde George, karısı Diana ile tanıştı. Karısı Diana da çok zeki bir insandı. Amerika'daki en iyi kadın ortopedi cerrahlarından biriydi. 1981 yılında Trapple çifti düğünlerinden sonra Altras'ta yaşamak için bu bölgeye taşındı. Barışı ve sessizliği sevdikleri için bilerek bu şehri seçmişlerdi. Evlerinde televizyon bile yoktu. George'un yüksek zekasına rağmen karanlık geçmiş bir hayatı vardı. George, üniversitedeyken gençliğinde yasaklı maddelerle deney yapıyordu. Farklı kimyasalların vücut üzerindeki etkisini incelemek için insanların yemeklerine gizlice ilaçlar eklemişti. George'un gençliğinde arkadaşlarından biriyle garip bir hobisi bile vardı. Yaptıkları yolculuk sırasında otostopçuları arabalarını alıp içinde uyuşturucu olan kurabiyeler veriyorlardı. George ise bunu psikopat lan bunlar. Manyaklara bak. Vay şerefsizler. Bu ne lan? Komik buluyordu.
Trebal'ın biyografisinde George'un sınıf arkadaşlarından yurttaki buzdolabından yiyecek çaldıklarına dair şüphelendiği biliniyordu. George, sınıf arkadaşlarını cezalandırmak için buzdolabının kapı koluna zehirli bir madde sürdü. 1975 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra George, büyük bir uyuşturucu laboratuvarında çalışmaktan tutuklandı ve 3 yıl hapis yattı. Dedektif Ernie, uyuşturucu yapmak için gerekli malzemelerden biri olarak talyum gerektiğini öğrendi. Bu gerçek, George'un uzun zamandır bu zehirli maddeyle nasıl çalışacağını bildiği anlamına geliyordu. George Trappel'ın tüm yaşam öyküsü ve biyografisinin ayrıntıları onu Peggy cinayetinde ana şüpheli yaptı. Ancak dedektif bu suçun neden işlenmiş olabileceğinin nedenine bir türlü anlam veremedi. Pay ile komşuları hakkında konuştuktan sonra dedektif, Carr ailesi ve Trappel ailesinin aralarının gerçekten iyi olmadığını öğrendi. Trappel ailesi eğitimli insanlardı ve çocukları yoktu. Carr ailesini alt sınıf insanlar olarak görüyorlardı. Doğru. Carr ailesi bu şehre taşındığında ve Trappel ailesinin komşusu olduklarında George ve Diana'nın sakin hayatlarının düzenini bozmuşlardı. Carr ailesinin evinden her zaman gürültü geliyordu. Oğulları yüksek sesle müzik dinliyor ve sık sık dört çekerli olan ATV motosikletiyle caddede gürültü yapıyorlardı. Peggy ve Pay çiftine ise sık sık misafirler geliyordu ve bu yüzden çok gürültü oluyordu. İki aile aralarında birçok kez tartışma yaşanmıştı. Yaşanan son tartışma ise Peggy'nin zehirlenmesinden bir hafta önce Diana ve Peggy arasında meydana gelmişti. İki kadın birbirlerine bağırıyordu. Ben bu arada GTA dediğinde aklıma geldi arkadaşlar. America Lioness's Roleplay biz açtık herhalde başvurular. Discord'dan direkt başvuru yapabiliyorsunuz. America Lioness's RP.com'dan başvuru yapabiliyorsunuz. Dalın. İlk defa aklıma geldi. Sağ ol. Unutuyorum böyle. Başvurular herhalde açık. Şey yaparım, Discord'dan yaparsınız. Bu tartışma sırasında ben de gireceğim, Diana nasıl oynayacağım zaten. Bundan kaçamayacaksın. Bu iş bitmedi dedi. Bu bilgi ise dedektif Ernie, Trappel ailesinin Carr ailesini zehirlemekten suçlu olduğuna ikna etti. Ancak bunu mahkemede kanıtlamak için elinde yeterli kanıtı yoktu. Soruşturmanın bu aşamasında polis Trappel'ın evi için arama emri bile çıkaramadı. Doğru, arama emri bayağı şey gösteriyor. FBI ajanları daha fazla kanıt bulmak için George Trappel'a yaklaşmaları gerektiğine karar verdi. Bu görevi Susan Guruk adında yerel bir dedektife verdiler. Susan, sahte bir hayat hikayesi uydurdu ve kendini Sherry Gün olarak adlandırdı. Sahte hayat hikayesinde Sherry'nin de Mensa üyesi olduğu ve yakın zamanda şehre taşındığını iddia etti. Uydurulmuş bir hikayeye göre Sherry, agresif kocasından boşanmaya çalışıyordu. Ajan Susan'ın planı George ile arkadaş olmak ve ona saldırgan eşi hakkında şikayette bulunmaktı. Bu şekilde Susan, kocasından nasıl kurtulacağını ona tavsiye ederse George'dan kanıt almayı umuyordu. Ha. Trappel'lar Gizemli Suçlar Mensa adlı bir etkinlik planlıyorlardı ve Susan etkinliğe bir şekilde davet almayı başardı. Bu etkinliğe katılanların kostümler giymeleri, bir cinayet hikayesi bulmaları ve suçun gösterilmesinde oyunculuk rolü oynamaları gerekiyordu. Kısacası bir roleplay oyunuydu. Diğer katılımcıların ise bu suçu çözmesi Aynen bunlar da yapıyor. Güzel bir tuzak. Bakalım işe yarayacak mı? Gerekiyordu. Dedektif Susan Guruk etkinliğe Sherry Gwynn adı altında geldi ve FBI gizli görevine başladı. Akşam etkinliğin sırasında Susan çoktan kanıtlar toplamaya başlamıştı. George Trepa, Mensa üyelerine uydurduğu suç hikayesini içeren bir not verdi. Ben hiç böyle rol aldım iş icabı. Yerel polis olarak evet. Aa aslında evet federalde de aldım bir defa. Ama bir haftalık bir projeydi o. Maalesef. Orada şu sözler yazılıydı. Ölüm tehlikesi kapılarına kadar geldiğinde tedbirli insanlar bütün yemeklerinden kurtulup yediklerine dikkat ederler. Hemen hemen hiç kimse sihirden ölmez. Kapı eşiğine bırakılan eşyaların çoğu komşuların senden hoşlanmıyorum, taşın ya da sonuçlarına katlan demelerinin bir başka yoludur. Ulan kadın öldü lan. Dedektif Susan bu kelimelerle Peggy'nin öldürülmesi arasındaki benzerliği hemen fark etti. Etkinliğin sonunda gizli ajan Susan onlarla tanışmak için Trappel çiftine yaklaştı. George ve Diana'yı böyle bir etkinlik yaratmadaki sıkı çalışmaları için övdü. George, Susan'la tanıştığı için çok mutluydu ve tanıştıkları için gayet memnun görünüyordu. Akşam etkinliğinden sonra çok çabuk arkadaş oldular ve birlikte çok zaman geçirmeye başladılar. Ajan Susan bu dönem içerisinde Diana'nın kocasını kıskanacağından korkuyordu ama bu olmadı. Diana, Susan ile her zaman çok saygılı ve arkadaşça bir şekilde iletişim kurdu. Dedektif Susan ne zaman Trappel'ların evine...
Tamam. Ajan Susan bayağı işi güzel yapıyor. Adamın karısı kıskanmıyor. Ne arasa Diana telefonu açıyor ve her zaman telefonu kocasına veriyordu. Diana'nın davranışı bir yandan FBI soruşturmasını kolaylaştırırken diğer yandan biraz endişe vericiydi. Dedektif Susan, George ile vakit geçirmeye devam etti. Birlikte kafelere ve restoranlara gittiler. Dedektif Susan bile zeki ve kibar olduğu için George'a sempati duymaya başladı. George'un birçok konu hakkında bilgisi olduğu için kendisiyle iletişim kurması çok kolaydı. Her buluşmalarında Ajan Susan Group kanıt için George'dan gizli bilgiler almaya çalıştı. Ancak başarısız oldu. Dedektif Susan, George'a hayali saldırgan kocası hakkında sürekli şikayette bulundu. George ise kocasına şantaj yapmasını veya ondan kurtulması için ona zehirli çiçekler göndermesini önerdi. Susan ayrıca George'un Agatha Christie'nin The Pale Horse kitabını okumayı sevdiğini fark etti. Bu kitapta ana karakterlerin talyumla nasıl zehirlendiği yazılmıştı. Ha! Şimdiye kadarki tüm bilgiler FBI'ın George'un suçunu mahkemede kanıtlaması için yeterli olmadı. Adamlar bence Susan uyanmış 8 abi. Ay boyunca oluşturmuş olduğu... Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Bence bu adam kesinlikle uyanık. Yani bu kişiye mesela ben de şu anda bilemedim. Ben güvenemiyorum insanlara. Çok çok zor benim güvenme olayı. Ben eğer birisini öldürmüşsem, ben bir böyle bir şey yapmışsam, ortaya birisi peydahlanmışsa, çıkmışsa ve bu kişi benden bilgi almaya çalışıyorsa, yani herhangi bir şekilde ne kadar iyi gelirse olsun falan. Yani gerçekten öyle bir olmasa bile ben şüphelenirim yani. Tamamıyla. Hele bu adam öyle görünüyor ki bence onun o olduğuna inanmıyor. Bu sahte kimliği Sherry Guin gibi davranıyordu. Ama yine de soruşturmada ilerleyemedi. FBI ajanları bu operasyonun başarısından şüphe duymaya başladılar. Ancak aniden bir anda davayı çözme şansları ortaya çıkmıştı. Çünkü George ciddi bir hata yaptı. Susan ile bir görüşme sırasında George, karısı Diana'nın Sebring şehrinde iyi bir iş bulduğunu ve orada yaşamak için taşınacaklarını söyledi. Bu sırada George evini satmak üzereydi. Ancak Susan kocasını terk edebilmesi için evi kendisini kiralamaya ikna etti. George bunun üzerine Susan'a evin anahtarlarını verip şehri terk eder etmez polis ve adli tıp uzmanları hemen evini incelemeye geldiler. George'un evinin garajında polis birçok farklı kimyasal sıvı ve boş şişe buldu. Uzmanlar boş şişelerden birini inceledikten sonra talyum izleri buldu. Bu şişe bir cinayetin kanıtı olduğu için ihtiyaç duyulan ana kanıtlardan biriydi. Polis memurları ayrıca George'un ev yapımı şarap ürettiğini... Bir dakika abi görmedim. Eve nasıl, hangi yetkiyle girdiler? Bunu bilmek istiyorum. Hangi yetkiyle eve girdi? Söyledim ben... ...yapmak için taşınacaklarını söyledi. Bu sırada George evini satmak üzereydi. Ancak Susan kocasını terk edebilmesi için evi kendisini kiralamaya ikna etti. George bunun üzerine Susan'a evin anahtarlarını... Kiraladıysa kadın izin verebiliyor o zaman. Kendi evi olduğu için artık yetkiye... ...verip şehri terk eder etmez polis ve adli tıp uzmanları hemen evini incelemeye geldiler. Evet arkadaşlar şu anda mesela örnek veriyorum, bu ev, şu ev, bu adamın evi diyelim benim şu anda yaşadığım. Adam evini bana eşyalarla içinde olduğu şekilde bir kiralıyor, ben evi kiralıyorum. Ben kiraladığım zaman yasalar çerçevesi içerisinde burası benim oluyor. Yani benim yaşadığım yer oluyor. Ve ben izin verebiliyorum, yani ben polise, kimse artık izin verip evimi arattırabiliyorum. Ondan dolayı tamamıyla yasal bir şekilde arayabiliyorlar. George'un evinin garajında polis birçok farklı kimyasal sıvı ve boş şişe buldu. Uzmanlar boş şişelerden birini inceledikten sonra talyum izleri buldu. Bu şişe bir cinayetin kanıtı olduğu için ihtiyaç duyulan ana kanıtlardan biriydi. Polis memurları ayrıca George'un ev yapımı şarap ürettiğini öğrendi. Triple'ın evinde metal şişe kapaklarını kapatmak için kullandığı ekipman bulundu. George'un evini incelemeye devam eden polis memurları şok edici bir detay daha buldu. Trepa ailesinin evinde gizli, ses geçirmez bir işkence odası bulunuyordu. Bu odada garip bir manken ve kelepçeli ahşap bir yatak vardı. Oha. Uzmanlar bu odayı inceledikten sonra herhangi bir kan veya başka bir biyolojik materyal bulamadılar. Dedektifler George'un bu odayı kullandığı takdirde kasabadan ayrılmadan önce çok iyi bir şekilde temizlediğini öne sürdüler. Bu yüzden de herhangi bir... Aboneler ekrana çıkmıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar aboneler. Hemen söyleyeyim bak. Feanor, İlhan Yavuz, Black Rose, Kantar, Sibemol, Wolfpunk, Justifer, Yahya, Yavelix, Lucia Dos. Aboneler için teşekkürler. Bir tanesini seviyorum sizi. Abone olmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Takip edip izlemeniz, chat'e yazmanız yetiyor benim için. Hobi olarak yapıyorum diyorsun. Yayıncılık
Bizim işimiz değil biliyorsunuz arkadaşlar. Eğleniyoruz burada. Abone olmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Herhangi bir para gerektiren bir şey hiçbir zaman öyle yapmak zorunda hissetmeyin kendinizi. Bak ciddi söylüyorum. Zerre para harcamayın. Bana ne donate gönderin, ne cheers atın, ne abone gönderin. Gelin buraya tıklayın abi. Otur izleyelim beraber. Yayınımızı bir şeyler izleyelim. Ondan sonra güle güle bir dahaki sefere görüşmek üzere. Bu kadar. Haberiniz olsun. Osman 5 tane abone etti. Teşekkürler. 61 Amsi teşekkürler. Neyse devam ediyoruz. Bakalım psikopat burada. Kanıt bulunamamıştı. Polis George'u tutuklamak için zaten yeterli kanıta sahipti. Ama Susan onunla son bir kez görüşmek istedi. Duruşma sırasında onlar... Göktu Alp Demirci. Bir kız arkadaşım size aşık. Ben de ona aşığım. Söyle. Amerika'dan sana aşıktı. Teşekkürler. Ondan daha fazla bilgi edinmek istedi. I think you neglected to tell me something. Oh yeah, somebody got poisoned next door. That might not be a lot to you, but it's a lot to me. Oh, huh. They said they never caught the person that did it, and it really frightened me. How fast can you get me? Well, since they're really interested in me, I really don't know what's going on. I hope I'm not a prime suspect. That could be Nancy. Yeah, I would imagine. Adama bak. Minyak Casper. Teşekkürler. Sen de seviyorsun. 7 Nisan 1990 yılında Peggy Carr'ın ölümünden 13 ay sonra George Trapple tutuklandı. Aha. Dedektif onu Peggy'yi öldürmek ve Carr ailesinin geri kalanının hayatını tehdit etmekle suçladı. Duruşma sırasında George'un avukatı mahkemenin George'un cezasını hafifletebilmesi için Diana'yı suça karışmakla suçlamak istedi. Ancak George reddetti. Avukatının karısı hakkında bir şey söylemesini istemedi. Mahkeme George Trapple'ı suçlu buldu ve onu ömür boyu hapse mahkum etti. Oha! George hala hayatta ve hapishanede ölüm gününü bekliyor. Lan? Başarılı çalışması için Susan Grook, Florida Şerif Yardımcısı seçildi. 1995 yılında Zehirli Akıl kitabını yazdı. Kitapta Susan, araştırmasının tüm hikayesini anlattı. Diana, kocası George'dan boşandı ve 1996'da yeniden evlendi. Ancak 2018'de 69 yaşında öldü. 76 yaşındaki dul kalan Pykar da Temmuz 2020 yılında yeniden evlendi. Hayatını kaybeden karısı Peggy'nin çocuklarıyla iletişim kurmaya ve onlara kendi çocukları gibi davranmaya devam ediyor. Ulan biz var ya şey yaptık, neydi ismi? Adama suç attık, adamın günahını aldık. Adamın günahını aldık, adam yaptı dedik ilk başta. Tüh. Pengvas. Ha şunu yenileyim ben de. Öteki hesaba geçsin. Reklam olayı olmasın. Aa bir dakika ya. Şey yazmış. Güzel. Aha. Ha, lan ben öteki hesaba geçtim. Neyse. Mükemmel. Nereye geçiyoruz? Başka... 331 bin izlenen var demiştiniz bir tanesi. Nerede o? 330... Ha şu mu? Seri katille geçilen... Lan izleyelim. Bu son ama. Bundan sonra Discord'a geçeceğim. ...2002 yılının yaz ayında 15 yaşındaki...